Evet, Türkiye'nin gündeminde hiç şüphesiz yaklaşan seçimler var sevgili seyirciler. 24 Haziran'da yapılacak olan seçimler. Seçmen tarafından verilecek 100 bin imza ile Cumhurbaşkanı adayı olmak isteyenler için başvuru süresi tamamlandı. Dün ve bugün 4 siyasi parti lideri 100 bin imza ile Cumhurbaşkanı adayı olmak için Yüksek Seçim Kurulu'na başvuruda bulundu. Yüksek Seçim Kurulu'nun 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. dönem milletvekili genel seçimlerine ilişkin seçim takviminde seçmen tarafından Cumhurbaşkanı adayı gösterilmek isteyenlerin 1-2 Mayıs'ta YSK'ya başvurması gerekiyordu. 4 siyasi parti lideri 100 bin imzayla Cumhurbaşkanı adayı olmak için YSK'ya başvurdu. YSK'ya ilk olarak Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek başvuru yaptı. Cumhurbaşkanı adaylığı için Vatan Partisi Genel Başkanı olarak başvuruyu yaptım. Türkiye'nin önünde zorluklar var. Bu zorluklardan korkmuyoruz, yılmıyoruz. Bu zorlukları yenecek, üstesinden gelecek ülkemizi, üretim ekonomisine, vatan bütünlüğüne, barışa, huzura kavuşturacak birikimimiz var, gücümüz var, cesaretimiz var. Daha sonra İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz başvurdu. 100 bin imzayla aday olma için Yüksek Seçim Kurulu'na müracaat ettik. Allah hayırlı etsin, Allah tamamına erdirsin. Hepimize, milletimize, bizlere hayırlı olsun. Seçim sürecinde önemli bir adım atmış olduk. Adaylık müracaatında bulunduk. Kendileri de kısa bir dönem hem Yüksek Seçim Kurulu Başkanımız hem de arkadaşlarıyla bir takım konulardaki düşüncelerimizi dile getirdik. Onlar da açıklamalarda bulundular. Hayırlı olsun diyorum. YSK Cumhurbaşkanı adaylığı için seçmen tarafından aday gösterilmek isteyenlerin adaylık başvurularını inceleyerek eksiklikleri ve adaylıkları reddedilenleri adaylara bildirecek. Seçim takvimine göre seçmen tarafından Cumhurbaşkanı adayı gösterilecek isimler için imza verme işlemi 4-9 Mayıs tarihlerinde yapılacak. Vatandaşlar aday göstermek istedikleri seçim için bağlı bulundukları ilçe seçim kuruluna imza verecek. Belirlenen süre içinde 100 bin seçmen tarafından teklif edilen kişiler geçici aday listesinde gösterilecek. Seçmen ancak YSK tarafından yapılan ilanda belirtilen adaylardan sadece biri için ve bir kez teklifte bulunabilecek. Seçmen adaylık teklifi için kayıtlı oldukları ilçe seçim kuruluna bizzat başvuracak. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven, yurt dışında görev yapan erler oy kullanamıyor. Diğer subaylarımız bulunduğu yere kaydını aldırmışsa oy kullanma hakları var. Suriye ve Irak'ta operasyonda olanlar kaydını aldırmışsa orada oy kullanabilirler dedi. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven basın mensuplarının erken seçim sürecine ilişkin sorularını yanıtladı. Bu nüfus cüzdanınızda, kimlik kartlarınızda birer tane Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları var mı? Biz seçme hakkı olan vatandaşları işte buradan tespit ediyoruz. Bunların bir kısmı yurt içinde, bir kısmı da yurt dışındaki kütüklerimizde kayıtlı. Yurt dışında görev yapmakta olan askerlerin oy kullanmasına ilişkin bilgi veren Güven, yurt dışında görev yapan erlerin oy kullanamadığını belirtti. Nüfus cüzdanı var mı? Bu nüfus cüzdanınızda, kimlik kartlarınızda... Suriye ve Irak'ta devam eden harekatta görev alan askerlere ilişkin de açıklama yapan Güven, görev yaptığı yere kaydını aldırmışsa oy kullanabilecekler ifadelerinde bulundu. Yurt dışında görevlendirilip de oradaki temsilcilikle irtibatlı olan Bulgaristan'da, Romanya'da, Rusya'da, şurada, burada. Nasıl büyükelçilerimiz, diğer temsilcilik memurlarımız, ateşelerimiz oy kullanıyorsa, varsa şartları başka ülkede görevli askerlerimiz, erler hariç, subaylarımız, kayıtlarını aldırdılarsa orada kullanırlar. Buradaysa burada kullanırlar.
Güven şartları olan yurt dışında seçim yaptığımız 63 ülkede 123 temsilcilikte kaydı bulunan her vatandaş oyunu kullanabilir dedi. Yurt dışında seçim yaptığımız 63 tane ülkede 123 temsilcilikte kaydı bulunan her vatandaş oyunu kullanabilir. Bu Almanya'daki görevli de olabilir. Yurt dışında herhangi bir yerdeki diğer görevli de olabilir. Siz, ben, herkes ancak bir kez oyunu kullanabilir. Bunların mükerrer kayıt gibi, başka bir şeymiş gibi algılanmasına gerek yok. ...24 Haziran'da yapılacak olan seçimler için seçmen listeleri muhtarlıklarda asıldı. 24 Haziran'da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimi ve 27. dönem milletvekili genel seçiminin yaklaşmasıyla beraber muhtarlıklara gönderilen seçmen listeleri yerini aldı. Muhtarlık bölgesi askı listesi muhtarlıklara asıldı. 02.05.2018 tarihiyle itibariyle 12.05.2018 tarihinde muhtarlık askı listesi indirilecektir. 12 Mayıs Cumartesi gününe kadar askıda kalacak olan listelere oy kullanacak vatandaşların isimlerini kontrol etmeleri gerekiyor. Askı listesine bakıyorum. Adımı buldum. İsimler tamam, mevcut. Bir sorunu yok, sıkıntı yok. İyi yani. Liste aynen, listedeki adım tamamen var. Ailece de varız. Listelerde ismi olan vatandaşların herhangi bir işlem yapmasına gerek yokken, ismi olmayan vatandaşlarsa nüfus müdürlüğüne müracaat etmesi gerektiğini ifade eden Yenişehir Mahalle Muhtarı Ramazan Sağır şunları söyledi. Bu tarihler yani 10 günlük bir zarf içerisinde bütün seçmenlerin muhtarlıklarına gidip isimleri var mı yok mu diye bir kontrol etmeleri gerekiyor. Şayet varsa yapılacak bir işlem yok. Fakat yoksa nüfusa yönlendirilecek. Zaten muhtar arkadaşlarımız, nüfus memurları işlemin ne detay olduğunu söyleyecekler onlara. Sevgili seyirciler, İstanbul'da düzenlenen tarım ve gıda zirvesinde konuşan Gıda Tarım Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Ramazan ayında et ve süt kurumu aracılığıyla 29 liraya kıyma, 31 liraya et satışının devam edeceğini söyledi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Akıbaba Tarım ve Gıda Zirvesi'ne katıldı. Önce üreticiyi baz alıyoruz. Zirvede gazetecilerin sorularını yanıtlayan Fakıbaba, Ramazan ayında et ve süt kurumu aracılığıyla 29 TL'yi kıyma ve 31 TL'yi et satışının devam edeceğini belirterek, besiciler, ithalatçılar para kazanacak elbet ama bunun dengeli olması lazım dedi. İthalatın önünü kesebilmesi bağlamında gerekli önlemleri alabilmesi bizim vazgeçilmezimizdir. Yani üretici yerli malı üretebilecek ve para kazanacak. Ama bir taraftan da bir ateşi de söndürmek adına dar gelirli vatandaşlarımızın bu önemli proteinden faydalanabilmesi için yani 29 ve 31 lira 6 aydan beri devam ettiğimiz o fiyat anlayışını devam ettireceğiz. Ve belki de artırarak devam edeceğiz. Yani şunu özellikle şey yapmak istiyorum. İnsanlar, üreticiler, besiciler, tabii ithalatçılar para kazanacaklardır. Kimse boşu boşuna bir emek vermez. Ama bunun dengeli olması lazım. Diyarbakır'da Dicle Nehri'nde sürüklenen köpeğin peşinden suya giren 8 yaşındaki çocuk boğularak hayatını kaybetti. Olay saat 15 sıralarında Diyarbakır Merkez Yenişehir ilçesi Dicle ve Ferit Köşk mahallelerinden geçen Dicle Nehri'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 8 yaşındaki Rahmi Çiçek adlı çocuk sürüklendiğini gördüğü köpeği kurtarmak için nehre girdi. Akıntıya kapılan çocuk kısa sürede gözden kayboldu.
Çevredeki çocukların bağırışları üzerine nehir kenarına gelerek durumu öğrenen vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptıkları yaklaşık 2 saatlik aramada çiçeğin cansız bedenine ulaştı. Devlet Hastanesi morguna kaldırılan çiçeğin cenazesi yapılan işlemlerin ardından teslim edildiği ailesi tarafından Ferit Köşk mezarlığına defnedildi. Şanlıurfa'dan start alarak Mardin ve Diyarbakır etaplarının ardından Şanlıurfa'da 629 kilometrelik pedalın ardından son bulacak olan Uluslararası Mezopotamya Bisiklet Turu öncesi lansman toplantısı düzenlendi. GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile Türkiye Bisiklet Federasyonu İşbirliği ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenecek Uluslararası Mezopotamya Bisiklet Turu'na 6 ülkeden 160 sporcu katılacak. 600 kilometrenin üzerindeki bir etabı kapsayan 6 ülkenin de sporcularının katılacağı bu turun kazasız, belasız bir şekilde tamamlanmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Uluslararası Mezopotamya Bisiklet Turu lansman toplantısında konuşan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, bisiklet turunun burada yapılması bölge turu ismine katkı sağlayacak dedi. Mezopotamya birçok kültürü bağrında yeşerten, geçmişi bu anlamda zenginliklerle dolu olan bu topraklarda uluslararası bir bisiklet turunun yapılmış olması bu bölgenin turizm açısından kalkınmasına, dikkatleri bu bölge üzerine çekilmesine, aynı şekilde sporun da desteklenmesi anlamında çok önemsediğimizi belirtmek isterim. Spor ve turizmle ilgili konuların ele alındığı toplantıya Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Vali Abdullah Erin, GAP Kalkınma İdaresi Başkanı Sadrettin Karahocagil, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Veysel Tepioğlu, İl Jandarma Komutanı Nuri Öztürk, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hakan Keşkür ve bisiklet turnuvasına katılacak olan bisiklet takım üyeleri katıldı. Sevgili seyirciler, dün de ana haber bülteninde söylemiştik. Çorum'da 5 gündür gece saatlerinde bir kız çocuğunun mezarlıkta ağladığı ve birilerini görünce uzaklaştığı gizemli olay. Bu gizemli kız polisi harekete geçirip mahalleliyi ayağa kaldırmıştı. Araba çalışmaları esnasında kameralara yansıyan kız çocuğu daha sonra kaçarak oradan uzaklaştı. Çorum'da genç bir kızın 5 gündür geceleri mezarlığa giderek bir mezarın başında ağladığı, görevlilerin kendisini fark etmesi üzerine uzaklaştığı iddia edildiği esrarengiz kız gizemini koruyor. Gördüm. İşte bu. Son günlerde Ulu Mezarlık'ta akşam saat 21'den sonra ağlama sesi duyduğunu iddia eden bölge sakinleri, 5 gündür mezarlığa giden gizemli kızın mezar başında ağladığını ifade etmişti. Gizemli kızın tekrar mezara gittiği ihbarını alan polis, gece mezarlıkta arama çalışması yaptığı esnada kızın koşarak uzaklaştığını fark etti. Bak gördün mü? Ulan. Kız gel buraya. Gel buraya. Gördüm. İşte vatandaşlar ve görevliler tarafından kaydedilen görüntülerde kızın bir mezar başından kalkıp hızlıca uzaklaştığı görülüyor. Gelenleri fark edip uzaklaşan gizemli kızın yalın ayaklı olması ise dikkat çekti. Polis ekipleri görevlilerle birlikte gizemli kızı bulmak için mezarlıkta arama yaptı. Geç saatleri kadar süren aramalardan yine sonuç alınamadı. Kız gel buraya. Gel buraya. ilden 81 öğrenci Ulusal Gençlik Zirvesi Sosyal Yoksulluk Projesi kapsamında Şanlıurfa'da buluştu. Bir araya gelen öğrenciler bilgi paylaşımında bulundu. Yaşadığımız, aynı sokakta yaşadığımız veya aynı apartman...
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Eyüpiye Belediyesi ve GAP Gençlik Derneği'nin desteğiyle gerçekleşen sosyal yoksulluk projesi kapsamında bilgi paylaşımı ve kaynaşma adına 81 ilden 81 öğrenci Şanlıurfa'da bir araya geldi. Biz gençler olarak güzel ülkemizin, cennet vatanımızın dört bir yanından gelen kardeşlerimle sosyal yoksulluğun muhakemesini yaparak ileriye dönük adımlar atmak istiyoruz. 81 ilden gelen öğrenciler üretim, tüketim ve sosyal konuları tartışıp bilgi paylaşımında bulundu. Dijital dünyada milyonların içerisinde olan ama gerçek yaşamda yalnız olan bir gençlik var. Bu gerçek anlamda yalnız olan gençliğin sürekli internet ortamında aldığı like'lar kadar, aldığı fav'lar kadar, işte aldığı beğeniler kadar mutlu olması ve sürekli kendini göstermeye çalışması aslında hepimiz için bir problem. Teknolojiyi sürekli kullanan değil, aynı zamanda üreten bir gençlik hayalimiz de var. Bu yüzden gençliği bir araya getirerek gençliğin kendi içerisinde tartışmasını, paylaşmasını ve ortaya üretim için nelere ihtiyaç duyduğunu bizzat kendileri tarafından ortaya konmasını istiyoruz. Bilgi paylaşımı çalışmaları sonucunda çıkacak olan ortak sonuç bildirgesi Ankara'da ilgili yetkili makamlara sunulacak. Bizler bu ortaya çıkan sonuçları Ankara'da karar alıcılarımıza gençlerle birlikte iletiyoruz. Bir sonuç bildirgesi ortaya çıkan amacımız ve hedefimiz var. Öğrencilerin sosyalleşmesinde katkı sağlayacak olan sosyal sorumluluk projesi aynı zamanda öğrencilerin bilgi birikimine de katkı sağlıyor. Sosyal yoksulluk zirvesi çok çok önemli bir proje. Neden önemli? Çünkü gençlerimiz artık sokaklardan evlere, evlerden odalarına kapanmış durumda. Burada gençler sosyalleştirilmeye çalışılıyor. Tekrar sokağa, tekrar şehrin hayatına katılmaya çalışıyor. Onun için çalışmalar var. Her bir gencimiz farklı bir yerden gelmiş. Onlar düşüncelerini, görüşlerini, şehrindeki çalışmalarını bize aktaracaklar. Avrupa ikinciliği derecesi bulunan milli bilek güreşçisi B.Y.'nin tenasül uzvunu keserek öldürdüğü iddiasıyla gözaltında tutulan Kerim K. sorgusunun tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi. Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Mavikent mahallesi 4. etapta milli bilek güreşçisi B.Y. bıçak darbeleriyle öldürüldü. İhbar üzerine olay yerine giden jandarma ekipleri B.Y.'nin cesedinin yanında kesilmiş tenasül uzvunu da buldu. Olayın faili olduğunu belirten Kerim K. jandarma ekiplerine teslim olurken, milli güreşçinin cenazesi ise otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Olayda yaralanması nedeniyle Şahinbey Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Kerim K. tedavisinin ardından Gaziantep Adliyesi'ne götürüldü. Düşman mısınız? Yoğun güvenlik tedbirleri arasında adliyeye çıkarılan zanlı Kerim K. eli sargılı olduğu görülürken zanlıya güvenlik gerekçesiyle çelik yelek giydirildiği görüldü. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Siverek'te yapımına devam edilen Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ve Kültür Merkezi çalışmalarını yerinde inceledi. Siverek Belediyesi tarafından yapılan Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nda sona gelinen çalışmaları inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, yapılan tesisler ilçenin kalkınmasına yol açacak dedi. Siverekli kardeşlerimizin açılışını beklediği, Siverek Belediye Başkanlığımız tarafından yapılan Olimpik Yüzme Havuzu, sosyal tesisler, çevre düzenlemeleri ve onun yanında da yine Büyükşehir Belediye Başkanlığımız tarafından yapılan Büyükşehir Siverek Kültür Merkezimizi gezdik. Artık çalışmalar son noktaya gelinmiş durumda. Tamamıyla çok artık son rutuşlar yapılıyor. Çok yakın bir tarihte inşallah bu büyük tesisi ilçe belediyemizle birlikte Siverekli halkımızın hizmetine koyacağız. Çalışmalar hakkında bilgi veren Siverek Belediye Başkanı Resul Yılmaz'a Kültür Merkezi'nin ve Yüzme Havuzu'nun bu ay sonunda tamamlanacağını söyledi. İnşallah en geç bu ayın sonunda gerek Kültür Merkezimizi gerek ise havuz ve sosyal donatı alanlarını, sosyal testlerimizi tamamen bitirip halkımızın hizmetine sunacağız. Öte yandan Büyükşehir Belediyesi tarafından 13 ilçede başlatılan beton yol atağı Hilvan ilçesinde devam ediyor. Sürdürülen beton yol yapım çalışmalarıyla uzun ömürlü yollar hedeflendiğini ifade eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Artık Şanlıurfa'mıza kalıcı ve ömürlük yollar yapıyoruz.
asırlı beton yollarla Şanlıurfa'nın yol sorununu artık tarihin derinliğine atmak istiyoruz. Kadrolarımız çok güzel çalışmaları yapıldı. Şimdi de tamamıyla çalışma mevsimi, sahadayız. Ve güzel de çalışmalar yapılıyor. Ekip Bilecik'te başladı. Bilecik, Halfeti, Bozova, Hilvan. Çok hızlı bir şekilde grup beton yolları yapılıyor. 4 metre uzunluğundaki piton yılanla Bursa'dan Adıyaman'a gelen sirk sanatçısı 9 yıldır beslediği bu yılanı çocuğu gibi seviyor. Kim gelmiş bak, bak. Albino cinsi Paşa isimli pitonuyla Adıyaman sokaklarında gezen sirk sanatçısı Ali Turan'ı gören vatandaşlar gözlerine inanamıyor. Sürekli omzunda taşıdığı 4 metre uzunluğunda ve 9 yaşında olan pitonla her yere gittiğini söyleyen Turan, Paşa'nın hayatının bir parçası olduğunu, onu evladı gibi beslediğini vurguladı. Ya bu artık hayatımızın bir parçası. Çocuğum gibi büyüttüm. Çocuğum gibi bakıyorum. Sürekli gördüğünüz gibi tertemiz, pırıl pırıl. Evinde beslediği pitonu 7 yaşındaki Can ve 9 yaşındaki Melek isimli çocuklarının da çok sevdiğini, çok zaman onunla oynadıklarını söyleyen Turan, hayvanlardan kimseye zarar gelmeyeceğini belirtti. Uysal bir hayvan. Korkulacak hiçbir yanı yok. Hayvandan düşman olmaz. Sirk sanatçısı Ali Turan ve ekibi 4 Nisan Cuma günü Gölbaşı ilçesinde, 5 Nisan Cumartesi günü Kahta'da, 6 Nisan Pazar günü ise Besni ilçesinde gösteriler yapacak. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte 13 ilçede başlattığı okullar arası bilgi yarışmasında dereceye giren öğrenciler için Çanakkale ve İstanbul gezisi düzenledi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Şanlıurfa genelinde tüm liselerin katılımıyla gerçekleştirdiği bilgi yarışmasında dereceye giren öğrencileri İstanbul ve Çanakkale'ye uğurladı. Viranşehir Fen Lisesi, Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi, Celalpınar Fen Lisesi, Güneydoğu Yükseliş Anadolu Lisesi ile Biricik Türkan Halit Aykılıç Fen Lisesi okullarında dereceye giren 31 kişilik öğrenci kafilesinin katıldığı İstanbul ve Çanakkale gezisi başladı. Gezi öncesi değerlendirmede bulunan Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Daire Başkanı Supi Çiçek şunları dedi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi olarak 6 aylık bir liseler arası bilgi yarışmasının sonucunda dereceye girmiş olan 1. 2. 3. ve 4. okullarımızla İstanbul ve Çanakkale ziyaretini inşallah yapmış olacağız. Mardin'de minibüsle hafif ticari araç çarpıştı. Araçların bu çarpışmanın etkisiyle çıktığı kaldırımda kimsenin olmaması olası bir faciayı önlemiş oldu. Kaza Mardin Artuklu ilçesi Yenişehir mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre minibüsle hafif ticari araç her iki aracın da sürücülerinin dikkatsizliği sonucu çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen iki araç hem kaldırıma çıktı hem de park halindeki başka bir araca çarptı. Kazada kaldırımda bulunan bir lokantaya ait masa ve sandalyeler de çarpmanın etkisiyle dağılırken kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. Kaza anı lokantanın güvenlik kameralarına yansırken bir vatandaşın da saniyelerle kazadan kurtulduğu görüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Halilye Belediyesi tarafından 18 Mart Çanakkale Zaferi anısına bu yıl dördüncüsü düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilerden 160'ı düzenlenen programla Çanakkale'ye gönderildi. Halilye Belediyesi'nce bu yıl dördüncüsü düzenlenen ve konusu sadece Çanakkale olan ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik ayrı ayrı düzenlenen bilgi yarışması, şiir okuma, şiir yazma, kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilerden 160'ı için Halilye Belediyesi Ek Hizmet Binası önünde uğurlama programı düzenlendi. Öpse oprak anladı. Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi.
Bedrin Aslanları ancak bu kadar şanlıydı. Programa Başkan Fevzi Demirkol, İl Müftüsü İhsan Açık, Belediye Meclis Üyeleri İhsan Akgöz Gücü Yetmez ve Mehmet Keskin, öğrenciler, öğretmenler ve veliler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda ortaokullar arası şiir okuma kategorisinde il birincisi olan İlayda Kaplan şiirini okudu. Öpse oprak anladılar. Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi. Bedrin Aslanları ancak bu kadar şanlıydı. Programda son olarak konuşan Başkan Fevzi Demirkol, Çanakkale'nin bir zafer olmadığının ve bir destan olduğunun altını çizdi. Çanakkale'yi ben bir savaş diye tarif etmiyordum, bir zafer diye tarif etmiyordum. Çanakkale destan diyordum ve bu gençlerimiz şimdi giderken seyahate çıkmış başarılı bir öğrenci gibi gidecekler. Efendim kaç gündür Güneydoğu'da yağışlar etkiliydi. Gaziantep'te etkili olan sağanak yağış nedeniyle bir fabrikanın istinat duvarı çöktü. Duvarın altında kalan bir işçi yaralandı. Bir başka haber de Adıyaman'dan. Adıyaman'da sağanak yağmur, sel ve heyelana neden oldu. Yol kapandı, sürücüler zor anlar yaşadı. Gaziantep'te etkili olan sağanak yağış nedeniyle bir fabrikanın istinat duvarı çöktü. Olayda bir kişi ağır yaralandı. Ne fotoğraf çek. Baştarla Mahallesi 1. Organize Sanayi Bölgesi 83.101. caddede bulunan bir makine fabrikasının istinat duvarı çöktü. Duvarın altında kalan bir Suriyelinin ağır yaralı olarak enkaz altından çıkarıldığı öğrenildi. Bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Öte yandan Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde başlayan sağanak yağmur, Kahramanmaraş Karayolu'nun 3. ile 5. kilometreleri arasında sel ve heyelana sebep oldu. Yağmur suyunun dağdan kopardığı kaya parçaları ve toprak karayoluna sürüklendi. Birçok araç sel dolayısıyla yolda kaldı. İlçe ve bölge trafik polisi sürücüleri yavaş gitmeleri konusunda uyarırken, karayolları ekipleri tarafından yapılan çalışmalarla yol kaya ve topraktan temizlendi. Ulaşım kontrolü olarak verilirken, yağmurda birçok tarım arazisinin zarar gördüğü öğrenildi. Bu haberle bültenimizi noktalıyoruz. Yarın yine aynı saatte 19.30'da görüşmek üzere efendim. Hoşça kalın.